Tövbe suresi 74. Bakın ayette diyor ki İslamlıklarından sonra inkara sapmışlardır diyor Allah. Ve erişemedikleri bir şeye yeltenmişlerdir. Ne biliyor musun erişemedikleri şey? Münafık. Sen ne dersin ki? Yani gözü büyük. Mesela büyük bir alim olmak. Yahut Mehdi olmak. Veya peygamber olmak. Yani sapkınlıktır ama evet. Bu zaten nefret ettiği sistemdir. Yani öyle bir şey olmak. Evet. Münafıkta farklılık vardır. Mesela saf tipler vardır. Aklı zayıftır. Yahut cezbe halindedir. Evet. Veyahut sorunludur. Mehdi olmak ister. Belirli bir noktaya gelmek ister. Değil mi? Evet. Mesela alim olmak ister. Ya peygamberlik ister. Münafık böyle değildir. Münafık haşa Allah'ı da beğenmez. Haşa, evet hocam. Haşa. Yani hepsinin üstünde görür. Şeytan gibi yani. Şeytandan aynıdır. Bak diyor ki İslamlıklarından sonra inkara sapmışlardır ve erişemedikleri bir şeye yeltenmişlerdir. Asıl bilinçaltındaki ana hedefleri bu oluyor. Yani Allah'tan daha büyük olmak. Haşa. Evet. Bakın oysa intikama kalkışmalarının kendilerini Allah'ın ve elçisinin bol ihsanından zengin kılmasından başka bir nedeni yoktu. İntikamcıdır münafık. Evet. Akşama kadar yani böyle hasta ve psikopat ruhludur. Nasıl intikam alırım onun düşüncesi içerisindedir. Evet hocam. Yani yahut nasıl birilerine bir şeyler söylerim de Müslümanlara saldırtırım veya Müslüman aleyhinde nasıl haber yayarım diye bununla uğraşır münafık. Akşama kadar ana konusu budur. Yani beynindeki tek konu budur. Yemek, içmek, uyumak ve Müslümanlardan intikam almak. Evet. Başka bir konusu yoktur münafığın. Bak oysa intikama kalkışmalarının kendilerini Allah'ın ve elçisinin bol ihsanından zengin kılmasından başka bir nedeni yoktu. Yani onlar Allah elçisi kanalıyla yahut Mehdi kanalıyla onlara en güzel iyilikleri yapar. En güzel ikramları sunar. En iyi ortamlarda yaşatır. Evet hocam. Ama bu onların azgınlığını ve ona karşı öfkelerini artırıyor. Mesela en güzel şekilde giyiyor, en güzel şekilde yiyor. Peygamber Efendimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Evet hocam. Huzurlu bir ortam, kötü söz işitmiyor, yanlış bir konuşma olmuyor. Çok sevecen, sevgi dolu, güvenli bir ortam. Münafığa boy yetmiyor. Münafık pislik içinde yaşamak ister. Pislik sever. Evet hocam. Yani diyorum ya domuzun kirli yerinde kan emme. Evet. Ve ayrılamaz. Yapıştın mı kene gibi kanı sürekli emer. İnşallah, evet. Şimdi zannedersin ki yani kene arada uçacak falan zannedersin. Şöyle hafif bir tur atar gelir yine gelir keneye yine oraya yapışır. Çünkü kan oradadır. İnşallah hocam. Kan oradadır yani evet. O. Bu pistin içinde işin ne dersin? Orada kan vardır. Beni bu ilgilendiriyor der. Evet.